arkadaşlar 3 haftada süper inceliyat programımızın bugün tam 17. günündeyiz. Bugün kardiyo ve karın antrenmanı yapacağız. İlk önce ip atlayarak güzelce ısınacağız. Kardiyovasküler sistemimizi hızlandıracağız. Vücut ısısını arttıracağız. Ardından karın antrenmanına geçeceğiz. Bugünkü antrenman arkadaşım, antrenman ekipmenim sadece bir adet dumbbell. Ben spor salonunda olduğumdan dolayı tutup kavrayabilmesi daha kolay olan sağlık topunu tercih edeceğim. Ama sağlık topu olmayanlar dumbbell da kullanabilirler. Bu şekilde dumbbell'larını kavrayarak. Benim evimde dumbbell da yok diyorsanız 1,5 litrelik su şişeleri var ya böyle. İşte onların içine kum doldurun. Evet, onların içine kum doldurduğunuz zaman 3 kilo ile 3,5 kilo arasında bir ağırlık elde etmiş olacaksınız. Aynen beni dumbbell'ın, aynen şu anda dumbbell'ı tuttuğum gibi siz de o su şişesini toplayarak bu antrenmanı tamamlayabilirsiniz. Şimdi hazırsak önce ısınmaya geçelim. Dediğim gibi ip atlayarak ısınacağız. Yaklaşık 8-10 dakika arası ip atlayacağız. Hadi başlayalım. Evet, ısınma için iplerimiz ve biz hazırız. İpim yok diye bir bahane istemiyorum arkadaşlar. Evin bir köşesinde mutlaka kullanılmamış bir kablo vardır. Bahçede mutlaka bir hortum vardır. Yani illaki bir şeyler vardır. Bahane yok arkadaşlar. İplerimizle biz hazırız. Ben 60 tekrarlarla size eşlik edeceğim. Ama artık biliyorsunuz tükenene kadar ip atlayacaksınız. Ben 30 kere atladım diyenler mükemmelsiniz. Sakın Didem Fitness 60 yaptı, öteki 120 yapmış. Ben 30 yaptım diye üzülmeyin. Gayet normal. Bu bir merdiven gibi. Merdiven misali. İlk önce 10 tekrar ip atlarsın. Bir sonraki gün 20 tekrar ip atlarsın. Bir sonraki gün 30 tekrar ip atlarsın. Bir sonraki gün artık 60, 100, 200 tekrarda ip atlamaya başlarsın. Bu noktada herkes kendi tükenme sayısına kadar. Hazırsanız başlıyorum. Çok da enerjin tavan. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayak parmak ucunda arkadaşlar. Topukları yere vurmayın. Çok yanlış. Hem belinize hem dirseğinize. Şu anda yanlış atlıyorum. Sakın siz öyle yapmayın diye. Bakın güm güm. Ayağım yere vuruyor. Son derece yanlış. Ayak parmak ucunda. Yes. Ve 30. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bitti. Harikayız arkadaşlar. Nabzımız düşene kadar bekleyeceğiz. Çok güzel. Nabzım şu anda 160. Her zaman söylerim 130 ve 165 nabız arasında dalgalanırsanız çok daha fazla yağ yakarsınız. Harika ilerliyoruz. Nabzımın düşmesini bekleyeceğim. İp atlama seçeneğine getirdim saatimi. Biliyorum nefes nefese kaldınız. Nefesiniz normale dönene kadar dinlenin. Dinlendiğiniz süreler, nabzınızın düşmesini beklediğiniz süreler zaman kaybı değil arkadaşlar. Öyle düşünmeyin. Evinde kardiyo aleti olmayanlar, ya benim elliptiğim yok, bisikletim yok, spor salonuna iyi değilim, dışarısı kar, yağmur, küçük bebeğim var, çıkamıyorum diyenler, sadece bir ip bile sizi fazla kilolarınızdan kurtarabilir. Çok yüksek düşünmeye gerek yok. Spor salonu üyeliklerine de gerek yok. Evinizde bir internet varsa, bir tek benim videolarım değil, bir sürü antrenörün bir sürü videoları var. Sadece bir internet bağlantısı ve bir ip ile
fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Karamsarlığa yer yok. Hazırsak başlıyoruz. Ve 1, 2, 3. Ayak parmak ucunda. 6, 7, 8, 9, 10. Harikasınız. Öne döneceğim. Ama siz öne dönmeyin. 27, 28, 29, 30. Ve 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bitti. Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Alt komşu, üst komşu. Kusura bakmayın, zayıflayacağım da. Hiç önemli değil arkadaşlar. Başkalarını düşündüğünüz sürece kendi hayatınızı yaşayamazsınız. Alt komşu ne der? Ne derse desin. Çocuk hopluyor deyin. Bilmiyorum, haberim yok. Benim üstümden geliyor deyin. Ama ayak parmak ucunda hoplarsanız ses olmayacaktır. Emin olun. Topuklarınızı yere vurursanız ses olacaktır. Zaten topukları yere vurarak patlamak çok tehlikeli. Bence bomba gibiyiz. Nabzıma bakıyorum. 158 düşmesini bekleyeceğiz. Enerjim bugün full. 17. gündeyiz. Sizi incecik yapmama sadece 4 gün kaldı. 4 günün ardından sonuçlarınızı bekliyorum. Aslında 17. gündeyiz. Yavaş yavaş 2 haftanın sonuçları gelmeye başladı. Aşırı güzel. Aşırı güzel. Eğer beslemenize dikkat ettiyseniz, antrenmanı benimle beraber uyguladıysanız, sonrasındaki kardiyoları es geçmediyseniz, sonuç almanız imkansız. Bu kadar net söylüyorum. Eğer bütün kuralları yerine getirdiyseniz ve hiçbir değişiklik yok ise bence doktorunuza danışmalısınız. Metabolik bir bozukluk olabilir. Moralinizi de bozmak istemiyorum. Hazırsanız 3. set için enerjimiz tavan. Nabzımızı bakıyorum. Nabzım 120. Evet, neydi? 120, 130'a düştü mü? Bir sonraki sene geçebilirim. Hazırsanız 1, 2, 3, 4, 5. İlkokuldaki çocukluğunuzu hatırlayın böyle. Okul bahçesinde ip atladığınızı, ayağınızın takılırsa oyundan yanacağınızı ve oyundan çıkacağınızı düşünün. Böyle düşününce bir anda dünya toz pembe oluyor. Yorulmak nedir bilmiyorsunuz. Hiç büyümemişsiniz gibi. Hala o okulun bahçesinde ip atlıyormuşsunuz gibi. Düşünün ve atlayın. Yes, yes, yes. Hadi devam. Devam. Hepinizin manken gibi yapmak istiyorum. Yes, yes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Final. Üçüncü seti de bitirdik. Aman Allah'ım, neydi? Nabzım 160. Nabzım. Nabzım. 160. Yani ne demek? Yağ yakıyoruz. Yağ yakıyoruz. Harikayız. Ama en güzel yağ yakmak için ne yapıyorduk? Nabzımızı çıkarıp düşürüyorduk. Çıkarıp düşürüyorduk. Yani dinleniyoruz. Nabzı düşene kadar dinle. Çok haklısın. Ben bir zalimim. Çok haklısın.
Yaktın beni diye feryatlar mı duyuyorum? Yakacağım. Bütün yağlarınızı yakacağım. Aslında programın diğer günlerinde söylemişim ama tekrar söylemek istiyorum. Arkadaşlar 21 günlük 3 haftalık programı bitirip tekrar birinci güne başa dönebilirsiniz. 3 haftalık periyodu tamamladım, bitti demeyin. Tekrar başa, tekrar başa dönebilirsiniz. Hazırsanız 4. set. 60 tekrar daha ip atlayıp ısınmayı sonlandırıp zalim mi zalim, vicdansız mı vicdansız bir karın antrenmanına geçebiliriz. Hadi son setteyiz. Son set, ip atlıyoruz ve 1, 2, 3, atla, kaytarma, ayak parmak ucunda. 6, 7, 8, kaytarma. 9, 10, görüyorum kaytarma. 16, 17, 18, 19, 20. İlk 30 tekrar ayak parmak ucunda çift bacakla. 26, 27, 28, 29, 30. Sonraki tekrar. Sonraki 30 tekrar. İki ayak üstünde. Ve 26, 27, 28. Yes. Ve 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bitti. Bitti. Dur, sakin ol. Evet, aynen bana eşlik et. Ciğerine yetecek kadar küçük bir nefes al. Ve hepsini dışarıya çıkar. Nabzıma bakıyorum. Nabzım 155. Çok harikayız. Nabzımızın düşmesini bekleyeceğiz. Artık ipleşimiz bitti. Artık ipleşimiz bitti. İpimizi emekliye ayırabiliriz. Nabzınız düştüyse minderinizi ve dumbbell'ınızı. Dumbbell'ım yok diye bahane istemiyorum. İstemiyorum. Dumbbell'ınız yok ise su şişesine kum doldurun demiştim. Hadi şimdi minderinizi, kum dolu şişenizi veya dumbbell'ınızı alıp buraya gelin. Vicdansız bir karın antrenmanı başlıyor. Vicdansız bir karın antrenmanı için hazırız arkadaşlar. Bugünkü karın antrenmanımız. Evet, vicdansız bir karın antrenmanı için hazırız arkadaşlar. Bugünkü karın antrenmanında totalde 5 hareket yapacağız. Bu hareketlerin çoğunu, birçoğunu kendi vücut ağırlığınızla yaparken bazılarında dumbbell kullanacağız. Ben 5 kiloluk bir dumbbell kullanacağım ama her zaman söylediğim gibi siz 2 kilo ile 5 kilo arasında herhangi bir kiloda kullanabilirsiniz. Yeri gelecek dumbbell kullanacağım size eşlik edebilme adına. Ama ben salonda, stüdyoda olduğum için tutulabilir, kavranabilir özelliği olmasından dolayı sağlık topu da kullanacağım. Dediğim gibi dumbbell yok, bahane istemiyorum. İlk hareketimizde ağırlık ya da dumbbell kullanmayacağız. Flutter kicks yapacağız. Hareketimizin ismi. Her zamanki gibi önce kuralı ve hareketin yapılışını anlatacağım. Sonrasında tekrar sayılarıyla size eşlik edeceğim. Sırt üstü yatın, bel boşluğu var burada. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bu bel boşluğunu hemen kapatın. Harikasınız. Boyun, omuzlar yerde. Bel boşluğu kapalı. Şimdi ayakları birbiriyle birleştir. İleriye doğru götür. Ve burada makas. Bacakları savurmak yok. Bacakları yere değdirmek, çarptırmak, ittirmek yok. Tükenene kadar tekrarlar yapacaksınız. Kiminiz 5 tekrar yapar, kiminiz 10, kiminiz 20. Herkesin kendi tükenme sayısına kadar. Toplamda 3 set. Ben de bilmiyorum kaç sayı yapacağımı. Beraber yapacağız ilk sette. Hazırsanız başlıyorum. Kaldır, birleştir ayaklarını.
Ayak ucu flex pozisyondan ve şimdi makas. Kontrollü bir şekilde arkadaşlar. Boynunuzu, omuzlarınızı yerden kaldırmayın. Bel boşluğunuzu açmayın. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 40. 50. Ben 50 tekrar yapabildim. Ama siz hani 10 tekrar da yapmış olabilirsiniz. Son derece normal. Kesinlikle o 50 yaptı, o 30 yaptı demeyin. Kesinlikle böyle düşünmeyin arkadaşlar. Son derece normal. Ben 5 yıl önce bu hareketi ilk denediğimde sadece 2 kere yapabilmiştim. Kaldırdım bacaklarımı yerden. 1, 2 yaptım. Of! Çöktüm böyle. Şimdi hatırlayın. Şu anda hatırladım. Sizinle paylaşmak istedim. O yüzden sakın öyle düşünmeyin. Sakın. İlk set bitti. Nabzıma bakacağım. Nabzım 145 olmuş gerçekten. İstesem 50'den daha fazla tekrarlar yapabilirdim ama yapmak istemedim. Size eşlik etmek istiyorum çünkü antrenmanlarda kendi gücümü göstermeye gerek yok. Hazırsanız ikinci sete başlayabiliriz bence. Tekrar yat. Bel boşluğunu kapat. Omuzunu yatır. Başını yatır. Şimdi sadece ayakların kalksın. Ayak flex pozisyonda. Flex point artık biliyoruz. Ayak parmak uçları ileriye bakıyorsa fizik. Flex. Ayak parmak uçları kendinize doğru bakıyorsa point. Biz şimdi flex'te çalışıyoruz. Evet, indir bacaklarını ve makas. Makas. Bel boşluğunu açma. Dikkat et. Omzunu ve boynunu yerden kaldırma. Ayaklarını yere çarptırma. 10, 11, 12, 13. İkinci set daha zor olacaktır. Dayan. Dayanabildiğin yere kadar. ...28, 29, 30. 30 tekrar yaptım ben. Son derece normal. Üçüncü sette çok daha zor olacaktır. Mutlaka yapmaya çalışın. Bakın bel boşluğunu açarsanız beliniz çok ağrır. Bu şekilde yapamazsınız. Kafanızı kaldırırsanız boynunuz çok ağrır. Buralar belinizden yukarısı. Pasif. Dünya umurunuzda değilmişçesine. Belinizden yukarısını bırakın. Belinizden aşağısı çalışsın. Şu anda göbek deliğinden aşağıda bulunan alt ikiliği ve kora bölgeyi çalıştırıyoruz. Üçüncü set hazırız. Artık biliyorsun. Bel boşluğunu kapat. Omuzların yerde, başın yerde. Kaldırma, tavana bak. Kaldır bacaklarını. Ayak ucu flex pozisyonda. İndir. Şimdi makas. 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 Bel boşluğunu açma. Hareketi yaparken. Unutma. Aklında tut sürekli. Dengede durabiliyorsan ellerini poponun yanına koy. Bakın poponuzun yanına kendinizi dengede tutmak için ellerinizi koyabilirsiniz. Poponuzun altına koymayın. Belinizin altına koymayın. Ve bitti. Evet arkadaşlar, karın antrenmanında birinci hareketimizin 3 setinde başarıyla bitirdik. Dediğim gibi gerçekten zalim. Zalim. Gerçekten vicdansız bir karın antrenmanı bugün hazırladım. Çünkü artık 17. günündesiniz. Yani 3. haftaya girdiniz. Bence yapabilirsiniz. Harikayız arkadaşlar. Şimdi ikinci hareketimizdeyiz. Şimdi alt karın, alt ikili kas dinlenirken biz üst dörtlüyü çalıştıracağız ve yan karın kaslarını çalıştıracağız. Yatın tekrar. Bel boşluğunuzu kapatın. Ayaklarınızı omuzlarınızın genişliğinde açın. Elleriniz
İlk önce havaya doğru baksın. Şu anda hareketi tarif ediyorum, sonra size eşlik edeceğim. Omuzlarınıza kadar kalkın, kürek kemiklerinize kadar. Ve ayaklarınıza dokunun. Sağ, sol. Sağ, sol. Postürünüzü bozmamak adına, boynunuzu riske atmamak adına tavana doğru bakın. Karşıya bakmayın, ayaklarınıza bakmayın. Şimdi tekrar ediyorum. Kalk, omuzlarına kadar kalk. Ayaklarına, sağ, sol. Tavana bakarsan eğer boynuna yüklenmediğine, yüklenmemeye bir nebze yardım edecektir. Hazırsan tükenene kadar 3 set yapacağız bu harekette. Ben 20 tekrar yapmak istiyorum sizlere eşlik edebilmek adına. Siz 5, 10, 15, 20, 30 yapabilirsiniz. Ve kalk. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şu anda yan karın kaslarınız ve üst dörtlüğü hissettiniz. Acımadı, yanmadı, ben hissetmedim demeyeni tanımıyorum. Boynum ağrıdı diyenler, demek ki boynunuza yüklendiniz. Dikkat edin. Belim ağrıdı diyenler, bel boşluğunuzu kapatmadınız. Dikkat edin. Bütün kurallara uyduysanız, üst karında bulunan üst dörtlüğü ve yan karın kaslarınızın yandığını hissetmiş olmanız lazım. Nabzıma bakıyorum. Bence ikinci set için hazırız. Ben çok zorlanmıyorum ya, o yüzden çok fazla nabzım yükselmiyor. O yüzden bu kadın hemen ikinci sete geçiyor, üçüncü sete geçiyor. Yetişemiyorum diyebiliyor olabilirsiniz, diyor olabilirsiniz. Bazen daha fazla bekliyorum. Bence hazırız. Omuzların genişliğinde aç bacağını, ellerini yukarıya kaldır. Şimdi kalk omuzlarına kadar ve ayaklarına. 1, 2, 3, 4, 5, değ ayaklarına. Değmeye çalış. Değmiyorsan da değebildiğin en, yaklaşabildiğin en uç noktaya kadar yaklaş. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bitti. Böyle bir vurabilirsiniz. Seviyorum seni. Senin iyiliğin için diye böyle bir konuşabilirsiniz göbeğinizle. Harikayız arkadaşlar. Gerçekten harikayız. Yani şu ana kadar yakılabilecek en güzel kaloriyi yaktık. Üçüncü set için bence hazırız. Eğer kalktıysan, postürünü bozduysan tekrar hatırlatıyorum. Omuzlarına kadar açıyorsun. Dizlerini büküyorsun. Omuzlarına kadar. Omuzların hizasını açıyorsun. Elini yukarıya kaldır. Şimdi omuzlarına kadar kalk. Ve ayaklarına dokun. Bir, iki, tavana bak. Üç, bakma ayaklarına, bir şey yok. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. İşte ikinci hareketimizin 3 setini de tamamladık arkadaşlar. Gerçekten yorucu bir karın antrenmanı oluyor. Kuş tüyü nereden geldi acaba buraya? Enteresan. Şöyle çekil yavrum. Küçük küçük su yudumlayabilirsiniz arkadaşlar. Küçük küçük su yudumlayabilirsiniz. Artık üçüncü hareketimize geçebiliriz. Evet, pek sevmediğiniz leg raise hareketi yapacağız arkadaşlar. Ayakları yerden kaldırma hareketi. Ama bu hareketin iki versiyonunu göstereceğim. Kilosu yüksek olanlar için ve spora yeni başlamış olanlar için, bu harekette çok aşırı derecede zorlananlar için bir versiyonunu göstereceğim. Bir de diğer, ben ilerledim, level atladım, ben artık expertim diyenler için bir versiyonunu göstereceğim. Şimdi İlk olarak kilosu yüksek olanlar ve bu hareketi yapmakta zorlananlar için göstereceğim.
Ayaklarınızı masa pozisyonuna aldın. Bel çukurunu kapatın. Omuzlar, baş yerde. Ayaklarınızı bu şekilde kaldır. Ayağı yere vurdurmadan, çarptırmadan geri kalkacaksınız. Kaldırıp indirirken bel çukurunu açmayın. İndir bacağını, kaldır. İndir, kaldır. İndir, kaldır. İndir, kaldır. Bu şekilde yapacak kilosu yüksek olanlar, kilosu düşük olanlar, ben spor yaptım, bu hareketi yapabiliyorum diyenler, bel çukuru kapalı, omuzlar baş yerde, ayakları ileriye doğru uzatıyorsunuz ve kaldır, indir. Ayağı indirirken yere çarptırmak yok, bel çukurunu açmak yok. Aynen bu şekilde. Hazırsanız başlıyorum. Ben ilk seti bu hareketi yapmakta zorlananlar adına masa pozisyonunda yapacağım. İlk başlangıçta bu şekilde yapabilirsiniz ama sonradan artık karın kaslarınız güçlenecektir. Hareketi vücudunuz kabullenecektir. Siz de diğerleri gibi ayaklarınızı böyle kaldırabileceksiniz. Hazırsanız tükene kadar setler, bel boşluğunu kapat, masa pozisyonu, indir ayağını, geri kaldır, indir, geri kaldır, indir, geri kaldır. Dengeni sağlayamıyorsan ellerini poponun yanına koy, indir, geri kaldır, indir ve 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yapabilenler, ben ilk seti bu harekette zorlanan arkadaşlar için bu şekilde yaptım ama yapabilenler umarım diğer şekliyle yaptılar. Harikayız arkadaşlar. Küçük küçük su yudumlayabilirsiniz. Şu anda set arasındayız. Dinleniyoruz. Dediğim gibi bugün karın antrenmanında totalde 5 hareket yapacağız. Şu anda 3. hareketteyiz. Yani yolu yarıladık. Ellerini poponun yanına koyabilirsin ama poponun altına ya da belinin altına değil. Şimdi normal yapılışına geçiyoruz. Ayaklarını birleştir. Ayak ucu flex pozisyon. Bel çukurunu açma. Ve 1 2 3 4 5 Arkadaşlar bel çukurunu açmayın hareketi yaparken. 6 7 8 9 10 11 Tükenene kadar demiştim. Eğer tükendiyseniz bitirebilirsiniz. 13 14 15 16 17 18 19 20 Çok yandıysa masaj yapın karın kaslarınıza. Evet, masaj yapın. Harika ilerliyoruz. Nabzım 130. Ama senin nabzın daha yüksek olabilir. O yüzden seni bekleyeceğim. Tükenene kadar setlerle yapıyoruz. Evet, artık 3. sete geçebiliriz. Yapamayanlar ilk sette yaptığım, gösterdiğim gibi devam etsinler. Ellerini poponun yanına koyabilirsin. Dengeni sağlamak adına ellerini ve dirseğini yere değdirebilirsin. Bel çukurunu açmamaya dikkat et. Boynunu, omuzunu yerden kaldırma. Ayaklarını birleştir, kaldır. Ayak ucu flex pozisyonda. İndir ve kaldır. İndirirken, kaldırırken bel çukurunu açma. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. İşte yolun yarısını bitirdik bile. Dördüncü hareketimize geçmeden önce nabzımızın düşmesini bekliyoruz. Dördüncü hareketimizde artık dumbbell kullanacağız. Benim de sizin de çok sevdiğiniz bir hareket yapacağız. Evet, Russian twist yapacağız tekrar. Rus usulü kıvırma mı oluyor Türkçe'ye çevirince? Evet, burada dumbbell kullanacağız. Ben dediğim gibi tutup kavrayabilmesi daha kolay olduğu için sağlık topunu kullanacağım. Ama dumbbell da kullanabilirsiniz. O 1,5 litrelik su doldurduğunuz o su şişesi, kum doldurduğunuz o su şişesini de bu şekilde kavrayarak hareketi tamamlayabilirsiniz. Dördüncü hareketimizdeyiz. Çok zalim, çok vicdansız bir karın antrenmanının yarı yolunu tamamladık bile arkadaşlar. Russian twist hareketini artık biliyorsunuz ama tekrar tarif edeceğim. Ayaklarınızı topuklarınızın üstünde tutuyorsunuz arkadaşlar. Aynen böyle. Topukların üstünde duruyorsunuz. Ayaklarınızı yere koymak yok. Topuklarınızın üstünde. Evet, burada dumbbell'ı bu şekilde tutuyoruz elimizde. Omuzlar geri, göğüs dışarı. Direkt karşıya bakıyorsunuz ve sağ, sol. Sağ, sol. Sağ, sol. Gelebildiğiniz kadar sağa ve sola gelin. Unutmayın, sırtınız kambur durmasın. Omuzlar geri, göğüs dışarı. Karşıya bakıyorsunuz. Sağ, sol. Sağ, sol. Sırt omuz postürünü bozmayın. Hazırsanız ben dumbbell'ı emekliye ayırıyorum. Çünkü sağlık topu kullanacağım. Sizin için gösterdim onu. Benim sağlık topum 8 kilo. Çünkü ben ekspertim. Siz ama 2 kilo 5 kilo arasında kullanabilirsiniz. Benim gibi ekspert olduğunu düşünenler 8-10 kilo kullanabilirler. Hazırsanız ayaklarınız. Söylemeyi unuttum. Siz mazur görün. Eğer ekspertim ben çok iyi yapıyorum diyorsanız ayaklarınızın yerden temasını keseceksiniz. Yok ben yeni başladım, o kadar ekspert değilim diyorsanız ayak topuklarınız yere değecek. Ben ilk seti ayak topukları yere değerek size göstereceğim. O şekilde yapacağım. Ama ikinci ve üçüncü seti ayaklarımın temasını yerden keserek yapacağım. Hazırsanız başlıyorum. Ayak topukları üzerinde duruyorsun. Omuzun geri, göğsün dışarı, karşıya doğru bak. Sağ ve sol tükenene kadar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tekrar yapabildim. 8 kilo ile. Son derece normal. Arkadaşlar dün 16. günde mükemmel bir karşı bacak antrenmanı yaptık. Bugün ise karın antrenmanı yapıyoruz. Yarın kol ve göğüs antrenmanı yapacağız. Yani aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya vücudumuzu tek 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 bölge 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 geziyoruz. Dün bacak antrenmanı yaptım. Bugün ne yapacağım, yapmasam mı, dinlensem mi demeyin. Çünkü bacakları kullanmadığımız, bacakların pasif olduğu bir antrenman. Karın kaslarımız aktif. %80, %70 karın kaslarımız aktif. O yüzden programa devam edin. Yarın, yani 18. günde göğüs ve karın antrenmanı var. Hazırsanız ikinci sete geçebiliriz. İkinci seti dediğim gibi ayakların yerden temasını keseceğim ben. Usta olanlar için, expert olanlar için
Ama diğerleriniz ilk sette yaptığım gibi ayaklarınızı yere değdirerek yapıyorsunuz. Hazırsak başlıyoruz. Ayakların yerden temasını kes. Sırtıma bakın ne kadar kötü duruyor. Omuzlar geri, göğüs ileri. Hazırsan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Of, bittim. 20 tekrarda bittim. 8 kilo çok fazla geldi ayağımı yerden keserek yaparken. Nefesini kesti. Küçük küçük su yudumlayabilirsiniz arkadaşlar. Harikayız. Gerçekten çok güzel ilerliyoruz. Bekleyin arkadaşlar. Dinleniyorsunuz, nabzınız düşüyor diye bir şey kaybetmiyorsunuz. Aksine, tekrar tekrar söylüyorum. Aksine, yağ yakım sınırları içerisinde nabzınızı dalgalandırdığınız için daha fazla yağ yakıyorsunuz. Üçüncü sete geçebilirim. Artık ayakların yerden temasını kes. Sırtın çok kötü. Omuzlarını geriye ver, göğsünü öne ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu hareket tüm dünyada karın parçalayıcı olarak tanınır. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ve artık sağlık topunu da emekliye ayırdım. Nabzımızın düşmesini bekliyoruz. Nabzımı kontrol edeceğim. Nabzım 140. Gerçekten 3. set daha da zorladı beni. Son derece normal. Nabzım normale düştü arkadaşlar. Şu an itibariyle nabzım 120. 5. ve son zalim hareketimize geçebiliriz. Dağ tırmanışı hareketi yapacağız arkadaşlar. Bu hareket için masa pozisyonuna geçeceğiz ilk önce. Masa pozisyonunda her zamanki kuralımız neydi? Elimiz omuzumuzla aynı bir çizgi üzerinde buluşmasıydı. İlk önce ona dikkat edin. Çünkü omuz sakatlanmalarına ve bilek sakatlanmalarına direkt alakalı bir şey. Her zaman elinizle omuzunuz aynı hizada olsun. Daha önde veya daha geride kalmasın. Aynı hizadayız. Masa pozisyonuna geldik. Ayak uçlarımızda kalkıyoruz. Ayaklarınızı da tıpkı elleriniz gibi omuzlarınızın hizasında açın arkadaşlar. Minderim biraz kaydı. Evet, şu anda doğru postürdeyiz. Yavaşça dizinizi dirseğinize değdireceksiniz. Burada bazı arkadaşlar değdiremeyebilir. Son derece normal. Eğer dizinizi dirseğinize değdiremiyorsanız yaklaşabildiğiniz en yakın mesafeye kadar gelin. Hazırsanız tükenene kadar setler yapacağız. Ve 1, 2, ayağınızı dirseğinize yaklaştırdıktan sonra tekrar eski yerine geri koyun. Ortaya koymayın. 3, 4, 5, 6, omuz ve el postürünü bozmayın. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. İlk seti bitirdik bile, harikayız.
Nabzımız 158 oldu. Zor bir hareket. Ama emek verilmesi gereken bir hareket. Gerçekten emek verdiğiniz zaman çok güzel sonuçlar elde edebileceğiniz bir harekettir. Dağ tırmanışı hareketi. %60-%70 karın kaslarına hitap eder. Ama aynı zamanda sırt kaslarınız, bacak kaslarınız, göğüs kaslarınız da aktif olarak çalışır. Yani deyim yerindeyse tüm vücudunuzun tüm vücudunuzu çalıştırabilecek bir hareket. Çalıştıran da bir hareket. O yüzden emek verin. İki tekrar yapıyorsunuz. Olsun. Bir sonraki gün emek ver. Üç tekrar yap. Bir sonraki hafta emek ver. 20 tekrar yap. Uzun vadede gerçekten güzel sonuç alabileceğiniz bir hareket. Emek verin. Tekrar masa pozisyonuna dönüyoruz. Elinizle omuzunuzun ilişkisini unutmayın. Omuzlarınızın genişliğinde ellerinizi açın. Yine ayaklarınızı omuzlarınızın genişliğinde açın ve ayak parmak ucuna kalkın. Çok güzel. Postürünüz şu anda çok güzel. Omuzlarınız ellerinizle aynı yerde. Ve şimdi dizinizi dirseğinize değdirmeye çalışın. Değmiyorsa emek verin. Yaklaşmaya çalışın. Ve bir, tekrar yerine iki, tekrar yerine üç, dört. Vücudunuzu bu şekilde savurmayın. Vücut sabit, bacaklarınızı çek. 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 Yes. Çek. Vücut sabit, vücudu savurma. Yedi, sekiz, dokuz. Yapabilirsin. On, dokuz, sekiz, yedi. Yap. 5, 4, 3, harikasın. 2, 1 ve bitti. Harikasın. Bak ikinci sette başarıyla bitirdin. Yes. Nabzıma bakacağım. Nabzım 157 haliyle. Kendinize güvenin. Eğer sen kendine güvenmezsen zaten hiç kimse senin için bir şey yapamaz. Ben bu hareketi yapamam deyip bırakma. Hani bir atasözü var ya, insan sevdiği için ne yapmaz diye. Kendinizi sevin. Kendinize güvenin. Aynaya bakmaktan korkmayın çünkü o sensin. Kendini yeniden inşa edebilirsin. Çok zayıfsan kilo alabilirsin. Kiloluysan zayıflayabilirsin. Ne bileyim, kaşların bozuktur, yapabilirsin, yaptırabilirsin. Ne bileyim, saçların bozuktur, yapabilirsin. Her şey değişebilir. Yeter ki değiştirebileceğine inan. De ki ben bunu değiştireceğim. İşte o zaman olacak. İşte o değişime inandığınız zaman değişecek her şey. O inanca sahip olduğunuz gün değişecek. Her şey değişecek. Size söz veriyorum. Ben bunu yapamam demeyin. Denemeden bilemezsiniz. Deneyeceksin. Bakacaksın. Belki yapabiliyorsun. Belki süpersin. Belki de yapamıyorsun. Ama bir dene. Bir kararlı ol. Üçüncü set. Üçüncü ve son set. Zalim bir karın antrenmanının sonuna geldik arkadaşlar. Benimle beraber toplamda 5 hareket yaptınız. Harikasınız. Tebrik ediyorum. Öncesinde de ip atlarak ısındınız. Gerçekten çok sert bir karın antrenmanıydı. Harikasınız. Bunu yürekten söylüyorum. Gerçekten harikasınız. Evet, üçüncü ve son tekrar karın antrenmanında. Biliyorsun artık bacakların da aynı. Omuzların kadar, ellerin kadar aç. Postürü biliyorsun. Ve çek tükenene kadar. Hadi sana güveniyorum. Bir, 2, 3, savurma gövdeni, 4, çek, 5, yaklaşabildiğin kadar yaklaş dirseğine, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hadi yapabilirsin, 16, 17, 18, 19, 20.
Harika bir karın antrenmanını bitirdik. Nabzım gerçekten çok yükseldi. Evet, şu an nabzım 162. Harikaydı. Görüyorsunuz. Harika. Nabzımın düşmeden konuşamayacağım bile. O derece hard, o derece sert bir karın antrenmanıydı. Ama olsundu. Çünkü bugün 17. gündü. Çünkü 3. haftadaydım. Çünkü level 3'tesin artık. Harikayız arkadaşlar. Isınma hareketinden şu ana kadar totalde 43 dakika antrenman yaptık arkadaşlar. Evet, tam 43 dakikadır ısınma hareketiyle başladık. 43 dakikadır karın antrenman yapıyoruz. Sıkı durun. Yaktığımız kalori 370. Tam 370 kalori şu an itibariyle yaktık bile. Ama bu benim saatimde gösterilen sonuç. Belki sen daha fazla yaktın. Çünkü vücut beden kitle indeksine göre, yaşına, boyuna, kilona ve en önemlisi nabzına göre yaktığın kalori miktarı değişir. Hani her zaman diyorum ya, siz kendiniz tükenene kadar yapın. Kendi tükenme seviyenize kadar yapın. İşte tam da bu noktada yaktığın kalori miktarı değişir. Çünkü ben 10 tekrar yaparken sen 20 yapmışsındır. Ben 10 tekrar yapmışımdır. Pek beni etkilememiştir. Benim için hafif kalmıştır. Ama sen 10 tekrar yapmışsındır, senin için çok ağır gelmiştir. İşte bu noktada sen benden daha fazla kalori yakmış bile olabilirsin. Ama 370 kalori bile 43 dakikalık bir karın antrenmanında çok güzel bir sonuç. Gerçekten tebrik ediyorum. Şimdi sistemi tanıyorsunuz. Güzel bir karın antrenmanını, zalim, vicdansız bir karın antrenmanını bitirdik. Ama bu videonun sonunda en az 30, en fazla 40 dakika kardiyoya gidiyorsunuz. Kesinlikle kardiyosuz olmaz. Mutlaka antrenmanınıza, programınıza kardiyoyu eksik etmeyin. 45 dakika karın çalıştım yeter demeyin. Hemen arkasından yapabiliyorsanız mükemmel olur ama günün başka bir saatinde de yapabilirsiniz. Ama mutlaka yapın. %100 sonuç almak istiyorsanız beslenmenize de dikkat edin. Harika bir karın antrenmanıydı. 18. günde göğüs ve kol antrenmanında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sporla kalın, hoşça kalın.